Selamlar efendim, iyi haftalar. Geçmiş bayramınız da kutlu olsun. Bir 15 gün sonra tekrar karşınızdayız Ali Perşembe ile beraber. Selamlar. Merhabalar, ben de herkesin geçmiş bayramını kutlarım. İyi haftalar dilerim. Yaza giriyoruz, biraz daha pozitif girelim istiyorum. Evet, pozitif şeyleri konuşacağız inşallah. Ama maalesef jeopolitik riskler ve dünya gündemi pozitif şeyler konuşmaya biraz engel oldu. Özellikle son haftada İsrail ile İran arasındaki meseleler değişik fiyatlamalara da sebep oldu. Aslında olaylar biraz yatışmış, taraflar teskin olmuş gibi gözüküyor ama tabii belli olmaz. Benim ilgimi çeken şeylerden bir tanesi, biz artık çok daha sık aralıklarla jeopolitik meseleleri konuşur olduk. Yani bu sürgüt bir durum var, onu konuşacağız. Onun dışında geçen hafta ABD'de enflasyon rakamları geldi ve beklentilerin hafif üzerinde geldi. Bunun da tabii önemli sonuçları oluyor. Bunlardan bir tanesi de Fed'in faiz indirimlerinde aslında beklentiden daha az sayıda faiz indirimi yapılacak gibi gözüküyor. İki indirim bekleniyor şu anda piyasada ki sene başında bu 6'ydı. Aslında bununla başlamak isterim. Eğer sene başında 6 faiz indirimi değil de 2 faiz indirimini gerektirecek bir ortam olacak denseydi, piyasalarda böyle bir sonuç mu beklenirdi? Mesela borsalarda bir çöküş beklenirdi bence ama olmadı. Hala rekorlar kırıyor. Bunun sebebi nedir? Hem pariteler üzerinden de diyebiliriz bunu. Ki parite konusunda da hep bizim konuştuğumuz şey biraz realize oluyor. Avrupa'dan da Fransa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması vardı yakın zamanda. Daha önce faiz indirimlerine başlayacak gibiler ki bu da Euro-Dolar paritesinde dolar taraflı bir hareket yaratıyor diyeyim, topu atayım. Evet, orada da soru işaretleri var tabii. Aynı senin dediğin gibi daha önce başlayacaklarmış gibi gözüküyor ama buna cesaret edebilecekler mi? Daha tam emin değilim. Ama dediğin gibi şeyden başlayalım. Yani bir yer aksırınca öbür taraf tıksırıyor kısmı biliyorsun. Hep de şey, orijin hep Amerika olduğu için. Senin de dediğin gibi bir yıl önce eğer 6 değil de 2 konuşuluyor olsaydı bence ben de sana katılıyorum. Yani kesinlikle bütün dünya hisse senedi piyasaları şimdi oldukları yerde olmazlardı. Hatırlıyorsan ilk önce sert iniş, daha sonra yumuşak iniş, daha sonra no iniş diye konuşulmaya başlandı. Fakat burada tabii ana rolü çarkları çatır çutur dönen Amerikan ekonomisi oynadı. Yani ne işsizlik veya istihdam piyasasındaki sıkılık da bir değişim oldu, ne de bir iniş gördük. Bu tabii aynı zamanda hisse senedi piyasalarını da körükledi. Şimdi tabii geçen hafta bizim gibi tatiller ülkesi olmadığı için Amerika çalışıyorlardı orada. Çalıştıkları için enflasyon yaratıyorlar herhalde. Çünkü insanlar harcıyorlar. Evet, düşmesini daha fazla beklemiyordu piyasalar. Fed'in kendisi de beklemiyordu ama Fed'deki guvernörlerin bile moralini biraz bozdu. Beklenenden biraz daha yüksek geldi tüfelerinin 3,5 çıkması. Kaldı ki şeyde iniş bekleniyordu. Çekirdek tüfeleri değişmedi. 3,8 çıktı. Ve yine sürpriz olarak üfeler de yükseldi. 1,6 olan üfesi 2,1'e çıktı. Mortgage faizleri 30 yıllık tekrar 7'nin üzerine çıktı. O yavaş yavaş azalıyordu. Bu moralleri bozdu. Tabii piyasa beklentilerini de aynı senin dediğin yönde değiştirdi. Artık o Haziran beklentisi tamamen devreden çıktı. Temmuz gidip geliyor ama şu anda gözüken, aynı senin de ifade ettiğin gibi, ilk indirim 25 puanlık Eylül'de ve evet bir de 2 ay sonra belki bir tane daha. Yani şu anda piyasanın ortalama beklentisi 45 bas puan. Yani 2 tane çeyrek puanlık indirim yapacakmış gibi ama unutma ki biz aynen senin dediğin gibi bir yıldır beklenti Mayıs'ta, beklenti şurada, beklenti burada derken her konuşmamızda devamlı olarak ileriye atıyor piyasa bunu. Çünkü o çarklar hala dönüyor. Yine senin dediğine paralel olarak şeye baktım ben. Geçen hafta enflasyon verileri açıklanmadan önce Fed'in bu sene hiç indirim yapmama olasılığı sıfırdı. Şu anda %14'e geldi. Yani bu devamlı yükseliyor. Tabii şeyde yayınlandı. Fed'in son toplantısının tutanakları da yayınlandı. Orada gözüküyor ki guvernörlerin hakikaten kafası bozuk bu enflasyonun onların istediği süratte gitmemesine.
Çoğu da Şahin sinyaller veriyorlar. Zaten Bostic'i katmıyorum. Bostic zaten biz bu sene yapmamalıyız diyor, biliyorsun. Bunların da şey var, Boston'lu Susan teyze var. O iki diyor. Bullard hala ama o da eski. 3 diyordu. Kaşgari 2 diyor ama enflasyon istediğimiz gibi gitmezse hiç yapmayabiliriz diyor. Barkin şeyler bulutlar şey olmadı hala. Açılmadı. Görmüyoruz önümüzü diyor. Harker tüfe çok yüksek diyor. Yani onlardan gelen verilere bakarsan zaten otomatikman bunun yansımasında tahvil faizlerinin yukarı çıkmasında görüyoruz. Yani tekrar 5'e yaklaştı 2 yıllıklar orada. Öte yandan istihdam verileri de geçen hafta gelen şeye baktım, 26 aydır işsizlik %4'ün altında. Yani bir önceki ay 3,9'du, 3,8'e düştü tekrar cuma günü gelen verilerle ve o volatil tarım dışı istihdam, yani her seferinde 200 bekleniyor, her seferinde 300 çıkıyor, biliyorsun. Yani görünüyor ki orada bir şey yok. Bir durulma yok. Yani bu durumda Fed'in, yani şu anda şey beklentisi paralel Fed'in gördüğüne, piyasa beklentisi. Ki dediğim gibi, yani bir sonraki programımızda biz belki Eylül'de devreden çıktı diye konuşuyor olabiliriz burada. Evet, Fed mi piyasaya yaklaşacak, piyasa mı Fed'e yaklaşacak diye konuşuyorduk. Çünkü evet, açıkçası evet. Fed hiçbir zaman 6'yı dillendirmedi. Yani en fazla 3 dendi. Zaten dot plot'a da o yansımıştı. Şimdi piyasa Fed'e yaklaşmış durumda. Orada tahvil faizlerine dikkat çektin. Normalde biz hep altınla faizler arasında bir korelasyon olduğunu düşünürdük. En azından negatif bir korelasyon. İşte faizler aşağı gittikçe altın yukarı gidiyor. En azından reel faizleri ya da nominal faizleri, o detaya çok girmeyeyim ama günün sonunda faizler düşecek diye altın çıkıyordu. Şimdi faizlerin düşmeyeceği anlaşıldı ama altın yine çıkıyor. Onunla ilgili ne demek istersin? Ya bu ben mesela işlemcilik yaptığım zamanlara geri dönüyorum. Hayatım boyunca arbitrajdan 50 kuruş kazanmadım. Bu korelasyon beklentisiyle, yani ne altın gümüş korelasyonu, ne altın faiz korelasyonu, şu andaki volatil piyasalarda, yani bu 80'li yıllarda işliyordu, daha sonra bu tamamen gitti. Ya mesela şeyi de alabilirsin, altınla Bitcoin riskli varlıklar diye tamamen paralel giderken bu sefer İran yüzünden altın çıktı, Bitcoin indi. Yani bu korelasyonları artık ben şey yaptım. Yani haftanın tek günlerinde işliyor, çift günlerinde işlemiyor diye. Ona göre dikkatli olmak lazım. Fakat korelasyon şeyde var şu anda çok bariz. Yani bütün dünyanın merkez bankaları hemen hemen Fed'in iki dudağının arasına bakıyor. Nitekim bunu kuzey komşularında gördük. Kanada artırmadı geçen hafta. Bekliyor. Onlar büyük ihtimalle Fed'le beraber gidecek. Ama Avrupa'da demin senin de söylediğin gibi resim hakikaten değişmeye başladı. Onlar geçen hafta 5. kez aynı yerde tuttular. %4,5'ta tuttular. Ve konuşmalara da dinlersen ECB tarafından gelen komentler böyle hafif hafif güvercinleşmeye başladı. Çünkü tam istedikleri gibi düşüyor enflasyon. Orada biraz hizmet sektöründe pek bir kıpırdanma yok ama tıkır tıkır düşüyor enflasyon. Lagarde gerçi pek renk vermiyor ama şimdi bazı şeylere bakıyorum orada. Bunların en büyük endişesi maaşların artışıydı. Oradaki şey hala yüksek, %4,5, yani enflasyonları inmiş olmasına rağmen 2'ye neredeyse. O %4,5 ama düşüyor yavaş yavaş. Şimdi bir o düşüyor. Amerika gibi değil, istihdam piyasasındaki sıkılık gevşemeye başladı Avrupa'da. Yatırımlar düşüyor, bayağı zayıf. Banka kredileri düşüyor ve bu sabah şey geldi, sanayi üretimi geldi. Yani acayip bir negatif bir veri geldi, -6. ÜFE -8,3 yanılmıyorsam. Ya bütün bunlara bakarsan bu enflasyon biraz daha düşecek.
Öyle gözüküyor. O zaman da belli bir yerde bir hareket etmek zorundalar. Çünkü çok anemik bir şey var, ekonomik durum var. Bunun daha kötü hale gelmesini istemeyeceklerdir. Zaten piyasalar şu anda 3 tane indirim olmasına %50 ihtimal veriyor. Ve bu ilk indirimin de Haziran'da gelmesini bekliyor. Yani şimdi şeye sorarsan, ECB'ye sorarsan, ya biz şeyiz, bağımsızız, Amerika bizi ilgilendirmiyor diyecektir tabii ki, ama mutlaka onu da hesaba katacaklardır. Çünkü Amerika'dan önce indirmeleri durumunda da bu sefer fon akımları bir, ikincisi kur, bu şeyin, ECB'nin bugüne kadar becerdiği şeyleri tehlikeye sokacak şeyler bunlar. Yani hem enflasyon açısından hem parite açısından, ki parite bizim bütün sene için gördüğümüz o 1.05-1.15 arasının artık aşağı taraflarına yerleşmiş durumda ve şu andaki resim de öyle. Bir de şeye bakarsam, topluluğun içindeki ülkelere bakarsan hemen hemen hepsinde enflasyon gayet güzel düşmeye devam ediyor. Şimdi Norveç orada değil ama geçen hafta açıklandı diye söylüyorum, 4.5'tan 3.9'a indi. İsveç'inki düşüyor, İtalya'nınki düşüyor, Almanya'nınki düşüyor. Almanya'da en son gelen 2.2 idi. Zaten Fransa'da 2.3. Yani bütün bunlara bakarsam hakikaten Haziran'da bir indirim artık yani hafiften netleşmeye başladı. Tabii şey kısmını dışarıda tutalım. Yani jeopolitik riskleri mutlaka dışarıda tutmamız lazım. Evet. Yani o jeopolitik risklerin bir etkisi petrol fiyatları üzerinde oluyor. 90 dolarları şu anda gördük ve evet, 100 dolar senaryoları konuşuluyor. JP Morgan 100 diyordu zaten, evet, hep orada. O da çok ciddi bir etki yaratıyor tabii enflasyon üzerinde. Artı bir de bu sene Amerika'da seçim yılı. Petrol fiyatları, evet, bizim fiyatlarının seçim sonuçları üzerinde etkileri de malum. Gerçi evet, Trump da gümbür gümbür geliyor. Bir taraftan da dış ticaret konusunda, evet, da ciddi adımlar atacak gibi gözüküyor. Eğer gelirse bu %10 tarife herkese uygulanacak diye. O da aslında, hı, biraz da şeyi de konuşmak istiyorum. Belki önümüzdeki yayınlarda konuşuruz ama bir girizgah yapalım. Daha önce niyetimiz vardı, Vietnam'da, Endonezya'ydı falan. geçen hafta bununla ilgili IMF'in bir makalesi yayınlandı. Onların işte baş ekonomistleri vesaire tarafında bu soğuk savaşın bağlantısızlar hareketi gibi şu anda connector, yani bu iki büyük gücü Çin'le Amerika'yı birbirine bağlayan ülkeler diye tanımlamışlar. Vietnam var, Endonezya var, Polonya var, Fas var ve Meksika var. Evet, hem evet, FDI'dan doğrudan sermaye yatırımlarından hem de dış ticaretten muazzam faydalanıyorlar ve çok da rakamlarına da yansımış. Özellikle otomotiv tarafında bu dönüşüm vesaire de, hı hı, ciddi fırsatları değerlendirmiş ülkeler bunlar. Biz burada, evet, yokuz. Yani hiç yokuz yani. Greenfield yatırımlarda, yani sıfırdan gelen yatırımlarda vesaire. Dolayısıyla, hı, orayı da yakından takip etmek lazım herhalde. Tabii ki, tabii ki. Ama bunu biz zamanında söyledik yatırımcılar için. Şimdi mesela senin söylediklerine ek olarak zaten şeyde acayip bir hamle vardı biliyorsun, bu çip üretiminde. Tamamen Çin'in elinden almak istiyor bunu. Onun için devamlı olarak şeye, Tayvan'a bir yatırım vardı. En son hükümet 5 milyar, yok, bakıyorum 6,6 milyar dolarlık bir destek çıkıyor TSMC'ye. TSMC dediği zaten Tayvan ve dünyanın en büyük Çin üreticisi. Artı Samsung'la bir o kadar para verecek. Artı Amerika içinde üretimi destekliyor. Artı Japonya'ya para verecek burada. Yani gözüküyor ki Çin'le zaten... En son Yellen gittiğinde de biliyorsun hiç daha gündemde olmayan yeni bir laf söyledi. Bilmem takip etti mi yatırımcılar. Dedi ki ya siz zaten çok büyüksünüz ve acayip bir fazla üretim kapasite üzerinde üretim yapıyorsunuz. Dünyayı ucuz mala boğuyorsunuz. Dünyanın da buna alım gücü yok. Biraz yavaşlayın dedi.
Çinliler de ya çek git kardeşim git. Yani biz çok şeyiz, kompetitiviz yani. Çok rekabetçiyiz, onun için öyle istedi. Yani aralar orada açılıyor. İnşallah işte bir de Tayvan olması orada jeopolitik tarafta başka riskler de yaratıyor tabii. Biz seninle konuşup konuşmadığımı hatırlamıyorum bunu ama bir geçenlerde bir yatırımcılarla konuşuyordum galiba. Yani hep şey konuşuruz ya, bu portföy alokasyonları için portföyümüzü ne alalım diye. Her zaman portföylerde egzotik şeyler olabilir. Yani veya alternatif yatırım ürünleri diyeyim, mesela emlaktı, sanat eserleriydi falan. Birdenbire aklımıza şu geldi, dedik ki ya bu portföylerde dünyanın bu halinde biraz da silah olması gerekir değil mi diye konuşuyorduk. Bu sabah bir haber okudum. Savunma sanayi ETF'lerine acayip bir talep varmış. Yani evet. Herhalde beni duydular. Olabilir. Bizim Türkiye borsasında da pozitif ayrışan sektörlerde SDT, TR var. İşte Aselsan var bugün yine şeyin, evet. Bu risklerin etkisiyle. Dolayısıyla maalesef savaşın ve jeopolitik risklerin de böyle sonuçları oluyor. Deyip bizim tarafla ilgili de biraz eğer başka bir şey yoksa küreselde. Yok yani şeyler, Çin'in biliyorsun Fitch bir şeyini indirdi, görünümü indirdi ama onun arkasından Goldman Sachs ya bakmayın siz ona bu sene yine %5 büyüyecekler falan dedi. Onların bir dış ticaret verileri pek iyi gelmedi. Ama küçük böyle yeşil filizler olduğu için aynı zamanda onlar da şeyi etkiliyorlar bu sefer. Başını bakırın çektiği sanayi metalleri piyasasına bir pozitif etki yapıyorlar. Senin petrole, gümüşe ve altına olan şeyi ekleyeyim istedim. Bu arada bir son pariteler olarak her iki tarafta da acayip hareketlenmeler var biliyorsun. Yuan 7.26'yı zorluyor. Bu Çinlilerin çok hoşuna gitmiyor ama yukarıda Japonlarla rekabet halinde oldukları için Japon yeni bu sabah 154'ü böyle kapısına bir dokundu, geri geldi. Hala bir şey yok, bir müdahale yok, devamlı konuşuyorlar. Evet. Doğu yakasında değişen bir şey yok hala. güzel koydun. Paralar değersizleşmeye devam ediyor. 1990'dan beri en yüksekti şu anda. Evet. Yani en son o zamanlar görmüştü. Yani aradan 34 yıl geçmiş, en yükseklerdeyiz şu anda. Evet. Şimdi Türkiye'ye küresel taraf böyleyken bizim tarafta da yine hem bütçe rakamları açıklandı bugün. Hem işsizlik rakamları açıklandı. Çok detaylarına girmeyeyim. İşsizlik iyi gidiyor hala. O rakamlar fena değil. Şey çok yüksek ama hala. Geniş tanımlı işsizlik, evet. Hala %24,5. Ya geçen sefer 26'dan döndü ama yani bayağı yüksek bir veri tabii. Aynen öyle. Orası çok yüksek. Orası zaten kanayan yaramız. Ama benim orada bir tane önemsediğim rakamlardan bir tanesi de istihdam oranı. O %50'lere yaklaşmış durumda. Güzel. O ne kadar iyi olursa o kadar fazla kişi üretime katılıyor demek. Diğer taraftan da bütçede açık devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de vergilerin arttırılması vesaire konuları var. Yatırımcıları yakından ilgilendiren unsurlardan bir tanesi de o. Bir daha yayın yapar mıyız yapmaz mıyız bilmiyorum. 30 Nisan'a kadar bir vergi muafiyeti var şeyde, fonlarda. Ya da istisna demek lazım belki daha doğrusu. O evet. Bitebilir ve yeni vergiler gelebilir. Evet. Onu da not edelim. Çünkü sıkı politikalar devam edecek gibi gözüküyor. Merkez Bankası toplantısı olacak. Biz belki dediğim gibi yayın yapmayız muhtemelen ona kadar. Var mı bir faiz arttırımı beklenti? Zannetmiyorum. Yani şey gibi böyle 50-50'ye yakınım ama ben bir daha yapacaklarını zannetmiyorum. Çünkü şey olarak yaklaştık o baz etkisi aylarına. Bence onu görmeden bir hareket etmeyecektir. Eğer sıkı bir yukarı sıçrama olmazsa, çünkü geçen haftanın şeyine bakarsam sanayi üretimi verisi beklenenin çok da üzerinde geldi, %11,5 gibi. Yani bu içeriye bir de işte tatil harcamaları falan vardı. Nasıl etkileyecek onu görmek lazım. Eğer dediğim gibi şeyi sürpriz yaparsa enflasyon, yukarı doğru bir sürpriz yaparsa evet, yani bence hareket edebilir orada. Ama yapacağını zannetmiyorum yani. Şimdilik şeyim öyle. Evet. Görüşüm. Fakat tabii şeyin reel ekonomi tarafında rahatsızlıklar var. Yani
yani rotatif kredilerin neredeyse %100'lere ulaşmış olması bir sürü işletmenin, zaten tekstil sektörü can çekişiyor. Ben diğer taraflardan da, yani üretim bazında özellikle kimya sektöründe kötü haberler alıyorum yani sağdan soldan. Evet ya, biraz da Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi diyelim. Çünkü bir şekilde reel ekonomi kötü etkilenecekti. Yani bu politikanın sonucu bu. Evet. Ve böyle de olmaya devam edecek muhtemelen. Bugün Sermaye Piyasaları Birliği paylaşıyor. Onu da o bilgiyi de verelim. Yurt içi yerleşiklerin toplam tasarruflarının içindeki TL mevduatın, yabancı para mevduatın, hisse senetlerinin payları, TL mevduat payı %4 düşmüş. Evet. O kadar faiz olmasına rağmen özellikle son dönemde. Ve döviz tevdiat hesabında 1.26, pay hisse senedinde %1.6'lık artış var. Bunlar önemli rakamlar. TL mevduatın cazibesini bir şekilde sağlayamadıktan sonra bu geç kalındı ve az kalındı. Yani evet, too late, yani, too little oldu orada maalesef. Mütereddit davranılması maalesef maliyete evet, katlanıp evet, semeresini alamamayla sonuçlandı biraz. Evet. Ben de faiz beklentisi konusunda seninle aynı düşünüyorum. Faiz artırımlarının sonuna geldiğimizi, bundan sonra bir artırım olmayacağını düşünüyorum. Bakalım. Evet. Göreceğiz. Ama döviz tevdiatındaki verilerin Türkiye'deki yerleşiklerin dövizi nerede tuttuğuna dair resmi tam yansıtmadığını da ekleyelim buraya, değil mi? Yani bir sürü insanın evet, dövizi kendi odasında duruyor veya fonlarda veya eurobondlarda duruyor. Aynen öyle. Yatırım fonlarının serbest fonlar altında döviz leri mesela şöyle, yatırım fonlarını yukarıdan aşağı sıraladığınız zaman hacim olarak en üstteki ilk 5'i dövize dayalı enstrümanları barındıran serbest fonlar ve muazzam bir rakam var, bakiye var orada da. Evet, onu hesaba kattığınız evet, zaman çok daha tabii. Yani bu herkesin eline vurur ve serbest piyasanın kendi kendini tamir etme mekanizmasını sakatlayarak baskı yapıp arka kapıdan döviz satarak bankaları bidaşların arasını açmalarına zorlayarak, bazılarına sattırmayarak, şartlar koyarak falan, böyle sakatlarsanız böyle olur. Evet. Şimdi gördüklerini umuyorum tabii yani. Aynen öyle. Önceki yönetimin yaptıklarının tarifi olmayan zararları var. Yani ne desek az kalacak bir durumda. O biraz ama seçime yansıdı. Evet. Hangi seçime? yerel seçimlere bizim buradaki. Ama maalesef genel seçime de yansıdı o evet, günü kurtarma politikaları. Neyse, bir daha tekrarı olmaması dileğiyle diyelim. Daha da fazla politik mesaj vermeyelim. Evet, şeyimiz böyle. Bu haftaki gündemimiz böyleydi. Bizim borsa iki aşağı bir yukarı gitmeye devam ediyor. Ve bu meselelerden etkileniyor gibiyiz. Evet. Ama geçen hafta da çok iyi performans göstermişti. Bence borsada orada ben bir tehlike görmüyorum şimdilik. Ekonomik vaziyetimiz, şeyi konuşmuyorum, enflasyonu çok değişmezse negatif tarafta. Ya zaten orada pek bir yere gittiğimiz yok. 270 ile 300 dolar arasında yukarı aşağı aynen, giden bir borsa var. Yukarıda biraz daha yakınız. Bu arada bu benim aklıma, lafını bitirdiysen kusura bakma. Bitirdim. Aklıma bize benzeyen Arjantin'i getirdi. Arjantin biliyorsun 276,5 falandı enflasyonları. Geçen hafta enflasyon açıklandı. 288'e çıktı. Evet. Onlar 1000 bas puan yok. Yani %10, %70'e düşürdüler faizi. Ya orada da enteresan şeyler oluyor. Faiz %126 idi bir ara, hatırlıyorsun. Yani. Orada da bir deney var. Arjantin de kocaman ülke evet, yani onun için çok konuşuyoruz. Evet. Bu hafta da onların yeni başkanı Milei ile Elon Musk'ın toplantısı vardı. Güzel fotoğraflar verdiler. Bayağı evet, evet, motorcu kıyafetleriyle vesaire. çok istiyorum başarılı olmasını o adamın ama çok zor işi. Evet, zor. Bir de El Salvador'un başkanı vardı değil mi? Bitcoin rezervleri, Bitcoin alan falan. O ne oldu acaba son takip etmedik? Onlar çok enteresan orası. O Bitcoin tarafında bir şey olmadı. O flop oldu. Fakat
Orayı biliyorsun, o başkan ve ailesi yönetiyor. Yani orası artık tek parti falan bile değil. Tamamen her şey onların elinde. Ama tabii müthiş bir şey başarısı elde etti o adam şeye karşı. Acayip bir suç merkezi haline gelmişti San Salvador. Çeteler, meteler falan onları tamamen temizledi. Temizlenince çok büyük bir farkla kazandı seçimi. Artık böyle yani bir bakanlar kurulu falan var onların. Onlara bile bir şey itaat. Hepsi akrabası, komşusu ve kardeşleriyle yönetiyor. Ve bu adamların title'ları da yok. Yani bir devlet makamıyla, titriyle de bir yere gitmiyorlar. Evet, sen ben bizim olan yönetim modeli. Evet, bu hafta da El Salvador'la kapatıyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki Gelecek programda. haftalarda hiç duymadığınız ülkelerden konuşacağız. Evet, tekrar beraber olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.